Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Cemil, biraz kokudan bahsettik ya. Evet abi. Oradan biraz bahsedeyim. Olur abi. Epey hem noktayı nazarın olur. Tamam abi. İyi olur. Biz Risale-i Nur'da olanı 5 saat yaptık. Maşallah. 5 saat. Kur'an'da ve hadiste. Şimdi biraz da düşünen insanların ne demiş Selefi Salihin. Onlar da çünkü ciddi merak ettim. Ona geldi. Şimdi oradan devam edeyim. Hatta Avrupa megahertzlerini yapıyor. Ne demek? Mesela radyo dalgası var ya ve televizyon dalgaları, onun gibi mesela adamın suretini çekiyor, yayıyor, elektriğe bindirip televizyon işte. Televizyon onu, o dalga boyutunu aslına dönüştürüyor, karşımıza resim çıkıyor. Bir daha, benim resmim çekiyor, onu elektrik boyutuna dönüştürüyor, dalga böyle. Sonra havaya atıyor elektrik. Hava nurlu olduğu için onu çoğaltıyor. Televizyon ve radyo ne demek? Havadaki frekansları olan megahertz radyo ses. İşte dalga boyuysa televizyonlar onları alıyor, aslına dönüştürüyor. Şunu tersi. Kamera beni çekiyor. Hafızaya resim kaydetmiyor. Resim zannediyoruz. Resim değil o. Orada şifreliyor. Mega dalga boyları koyuyor. Nokta nokta yani. Noktanın daha arkası enerji kodlaması yapıyor. Şimdi ondan bahsetmeyeceğim. Biraz böyle biraz daha bize yakın olsun. Ama yapmış adamlar. Mesela Ergüvan çiçeğin megahertz'i 78'miş. Kırmızı gülün megahertz'i 320'ymiş. Misk cennet çiçeğinin 105'miş. Dark amberin megahertz'i 348. Yani koku nakledilecek yani. Peki ne çıkacak istikbalde? Bu benim tespitim külliyatta. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadisi var. Mesela kokusu ağır olan, kokusu teri, çok pis kokan, ne yapması lazım? Koku sürülmesi, yıkanması değil. Ne yapmak? Ahlakını düzeltecek. Ne demek? O insanın ahlak ağırdır. Tamam mı? Mesela televizyona çıkacak şeyler var, spikerler var. Bildiğim, tanıdığım, beni arıyorlar. Abi diyor, makyaj yapmak istiyorlar bana diyor. Yani sürecekler. Bu caiz mi diye soruyor televizyon. 3-4 tane televizyona gidiyor. Dedim kardeşim, orada bir fıtratı değiştirmiyorsun ama eğer kalıcı bir makyaj istiyorsan, siman değiştirmek için, teheccüd namazına kalk. Mesela, nedir abi dedim, nasıl oluyor dedi. Boya, mesela 7 tane şey var. Kırmızı, sarı, mavi, ondan sonra turuncu, yeşil, bordo, mor. Tamam mı? 7 tane. 7 tane de şey var bizde boya. Teheccüd namazı, işrak namazı, duha namazı, evvabil namazı. Ne eksik söyledim? Bir daha geceden başlayayım. Teheccüd, işrak, duha, akşama geç, evvabil. Salat-ı Leyl var. Hangisi? Gece namazı diyorlar. İşte yani o gece teheccüd değil mi? Teheccüden ayrı o. Ayrı mıymış o? Gece namazı ayrı, Salat-ı Leyl denir. Ha ne zaman kılınıyor Cemil o? O yatmadan önce. Ha yatmadan önce. İki rekat. İki rekat. Var. Ondan sonra bu iki tane de var. Unuttum o iki tane de. Boyaya. Olsun 5 tane boya. Şimdi koku neymiş biliyor musunuz? Koku yaratılanların genellikle şifresidir.
şifresizle. Mesela anne 3,5 yaşına kadar çocuğun ensesinden cennet kokusunu alır. Onun için çocukları fazla sevmek de doğru değil. Yakın. Çünkü 3,5 yaşına kadar annesi kokar. Yanlış olur. Mesela hayvanlar sahiplerini ve birbirini kokuyla tanır. Şifredir çünkü. Koku. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın görmek isteyen sahabeler yok ya, o açılmış onlarda. Mekke'de kokusunu alıyorlarmış. Ve o kokudan nerede olduğunu buluyorlarmış. Bulan varmış. Genel değilmiş ama o. Resulullah'a ait. O koku vardı. Çünkü o kadar acayip mütevazi sistemi çalışıyor ki uzun boylunun yanında uzun, kısa boylunun yanında kısa. Kim ortalama boy, hangi boydaysa Allah Resulü böyle öyle gözüküyordu. Girdiği zaman bütün kokuları bastırıyormuş. Kardeşim, kokuyu Allah mı yaptı? Tesadüf yoktur. Arkasında Allah var. Hikmet ara. Peki nedir o? Ahlakın koku, ahlakın alem-i şehadetteki nüfus cüzdanıdır. Hangi isim var? Hangi isim olduğunu unuttum. Belki önceki derslerde dedim ama şey yapamadım yani. Koku, buruna bakan bir koku ama unuttum. Şimdi hatırıma gelmedi. Koku yaratılanların genellikle şifresidir. Ayet-i Kürsi'yi Huddam'ının, Ayet-i Kürsi'nin temsilcisi var. Huddam. En çok sevdiği koku ambermiş. Mesela Huddam mı istiyorsun? Hizmetçi, Huddam, Ayet-i Kürsi. O amber kokusunu süreceksin. Mesela camı açtığın zaman çiçeği koy, arı gelir. Kesinlikle çiçeğe güle sinek konmaz kardeş. Böyle bir şey yok. Pisliğe koy, pislik. Oraya arı konmaz, sinek konar. Ustad 29. sözde ne diyor? Revahi tayibe, ervahı tayibeyi. Revahi habise, ervahı habiseyi cezb ve celbeder. Niçin bana üç şey sevdirildi? Onu geçtik de bir de tekrar edeyim. Bir tanesi kokudur. Bir tanesi kokudur. Bir tanesi nişsadır. Cinsellik zannediliyor. İşaret edeceğiz da ne güzel diyor. Kalbine mukabil kaptır diyor. Yani kadın kalbi, kalbi sani tabir edilen şuunat-ı zatiye var. Şuunat-ı zatiye karpuz gibi düşünürsen el merkezinde şefkat-ı mukaddesedir. Kadın kalbidir diyor. Kadın kalbi Cenab-ı Hakk'ın şefkatini en güzel gösteren aynadır. Bu eşin midir? Bazen dünyanın cehenneme çevirir. Annenin kalbini kadar üstüne bak kadın kalbidir diyor. Kadın deyince cinsellik olsa bacım var, ablam var, annem var. Değil. Cinsellik bedenseldir. Allah Resulü bana eş sevdirildi demek. Eş insanın geliş yönünün istikametini tersi çevirip aslına doğru uğruç ettirme meselesidir. Onun detayına girmeyeceğim. O haleti veriyor. Ya Allah'a emanet. Ayet-i Kürsi'nin 70 bin melaike ile yeryüzüne indiği, bunu da daha çok amberi kullananlar da olabiliyor. Amber. Amber. Kok, yani okursan senin yanında, okumasa amber sürsen, onlar kaç tane, 70 bin melaike iniyormuş. Yani senin haletini de değiştiriyor. Allah Resulü bana güzel koku sevdirdiğince ah bu değil ya koca Resulullah bu değil ya. Mesela diyor ki kuvve-i şame kokulu tayfasındaki letaif-i rahmeti hisseder diyor. Evet. Kuvve-i şame neydi? Şame. Koku anı değil mi? He. Bir... Kuvve. Yani kokuları fark etti bir kuvveymiş. Yani. Kuvve he. Evet. Enerjik paketi. Yani böyle pek ilgilenilmiyor külliyata ama ben en az 5 saat yapmışım. Onları okuduk. Kuvve-i Şehviye gibi falan. Evet, aynı Kuvve-i Şehviye, Kuvve-i Gadabiye, Kuvve-i Şamme. Kuvve-i Şamme. Kuvve-i Basıra. Kuvvedir bunlar ya. Acayip bir şeydir.
Biz bu ahır zamanında hepten tıfıl kaldık ya. Ecdat bunlarla meşgul olmuş ya. Mesela İmam Azam diyor ki, onu da geçtik de tekrar edeyim, yeni duymamışsınız. Ben diyor kişiyi görmeyeyim. Aldığı abdeste bakayım, kim aldığını, niçin aldığını, karakterini söylerim diyor. Suya. Şimdi ne diyor Japonlar? Benim şu anda ilim dünyası için gayet normal. Yanında güzel sözler söylüyorlar suya. Bir de çirkin sözler söylüyorlar ayrı bardağa. Eksiz 5 santigrat derecede 5 saatte buzluğa koyuyorlar. Güzel söz söylenilen bardaktaki kristaller donuyor tabii. Daha beyaz, daha saydam, daha geniş yerde kristal öyle. Yanına küfür söylenilen, galis tabir kullanılan su, bir şey de kullanacağım. Daha içe kapalı, daha kahverengisi birbirine girift, birbirine yaslanıcı bir hali varmış rengi. O adam Kur'an okumamış. Güzel şarkı türkü söylemiş bu. Galis tabirleri bu. Daha içe kapalı, daha birbirine tutucu ve rengi beyazdan kahverengiye doğru dönüşüyormuş. Peki Ahmet, su bu kadar etkileniyorsa, yanına söylersen, %76 suyla olan bir insanın doğru veya yanlış düşünmesinden bu %76, 1/3'ünü oluşturan insan ne kadar mutlu olur. Doğru düşünüyorsan o su değişiyor. Yanlış düşünüyorsan o su zehirleniyor. Yanlış şey seyrediyorsan video, yanlış şeyler dinliyorsan, yani dışarıda bir videoyu seyrettin kapandı, televizyon seyrettin kapandı, CD seyrettin kafa kapandı mı? Aktif. O suyu geldi temizle. Koku hisseden, okuyabilen, düşünebilen ve gören için böyle bir hikmettir. Koku neymiş? Hisseden, o kokudan karşıyı okuyabilen, kokudan karşıyı düşünen, kokudan karşıyı gören. İmam Azam orada kalmıştık. Ben diyor ki o su kim aldı? Gusül için mi aldı? Bu niçin aldı bu suyu? O kişinin karakterini söylerim demişti. Oradan Japon'a geçtik. İmam-ı Ebu Yusuf diyor ki, ben diyor kişiyi görmeyeyim, sesini duyayım, karakterini söylerim diyor. Kim bu adam? Muhakemat 96'da kelam kişinin kimliği, yani kişiliği, batını dışarıya taşıyan ki Hazreti Ali radıyallahu anh kişi dilinin altındadır. Yani orada diyor ki 96'da, kelam nerelerde nasıl terbiye olduğunu, nereden geldiğini sana gösterir. Mesela bir su dağdan geliyor, nerelere uğramış, hangi madenleri almış, hangi maddeyi eritmiş, oradan ala ala gelmiş. Suya bakarlarmış, dağın madenini tespit ederlermiş. Hangi madenleri eriterek gelmiş, demek oradan gelmiş. İmam-ı Muhammed el-Şeybani, İmameyn, şimamımızdan bir tanesi, o da çok tuhaf işte. Bu işte uzmanı bu adam, bu zat. Allah şefaatlerini mazhar eylesin. Hastayım ben bu insana ya. İmam Muhammed Teşeybani pek bilen yok. İmam Ebu Yusuf'u biliyorlar. Biraz ruhsatçı olduğu için. İmam Azam biliyoruz. İmam Muhammed Teşeybani diyor ki ben dedi kişiyi görmeyeyim, kokusunu alayım, karakterini söylerim. Çizerim diyor. Şeklini çizerim. Tipini çizerim diyor. Ondan aldım. Koku hisseden, okuyabilen, düşünebilen, gören ve duyanlar için karşıyı tanımlama vesilesidir. Üstadın elbisesini karıştırıyorlarmış. Acaba hangisi temizdir, hangisi kirli karıştırıyorlarmış yani. Ustadı mesela tarihçi hayatta 688 galiba. Ustad külliyatta israf etmiş mi yani, böyle kışır bir şey var mı? Yok. Niye desin? Eşyalarını, çamaşırlarını kirlenmeden değiştirirmiş. Öyle mi? Adı neydi abi? Zübeyir. Kirlenmeden değiştirirmiş. Niye desin bunu ya? Normal değil mi ya? Hepimizde bu var. Yani bazen de biz kirlenmeden değiştiriyoruz çoğunlukla. Niye desin ya? Beni ilk önce o sarmıştı merak. Yani
hayalini bile israf etmeyen kirlenmeden niye değiştiriyor, israf ediyor? Eşya. Sonra o kadar acayip güzel kokarmış ki çamaşırı. Ustadım bu yıkanmış mı, çıkartmış mı? O kadar eşitmiş. Nasıl anlarlarmış? Gül kokuyorsa bu yıkan, giymiş. Bu eski, bu yıkanacak. Usta diyorum. Peki sihir ve büyü yapanlar neyi kullanır? Atlet ve iş çamaşırı, kadın ve erkek giymişse yıkanmış olmayacak. Onunla yaparlarmış. Bunların kanunlarını biliyorum yani, fazla meşgul olduğum için. Koku acayip bir şeydir. Bak dedik ya, ayet-i kürsünün 70 bin melaikesi var. Onu hangi kokuyu süren de daha çok aktif oluyormuş? Amber. Misal, bir sohbet meclisinde manevi havayı etkili bir şekilde teneffüs etmek için mis kokusu kullanılabilir. Dersten önce misk yak. Ama önemli kararlar alınacağı bir toplantıda, bu ne ehli dünya yapıyor biliyor musun? Birleşmiş Milletler, Tayyip geldiği zaman, şu geldiği zaman. Ne yapmak istiyorsun? Etkilemek mi? Çökertmek mi? Adamı delirtmek mi? Asabi mi yapmak? O koku kullanılıyor. Bir, onun duymayacağı frekansta ses çalıyor orada. Duymuyorsun. İnsanın duyması 0.4, 0.7 lambda arasındaki megahertzleri duyar. Onun üstünün altındaki duymaz. Mesela marketlerde zeng 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 müzik çalıyor zannediyorsun. O şeyi gizliyor. Altında bir ses var. Onu duymazsın. Çünkü 0.10'da 4'ün altında olduğu için lambda. O şu var Zübeyir'im. Al 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 almalısın, almalısın, almalısın. Al al al. 1 liralık bir şey alacaksın. 100 liradan zor çıkıyorsun. İşte çok acayip. Mesela gitti, devlet protokolü olacak. O ne yapmak istiyorsun? Blokamı açmak mı? Yumuşatıp her türlü imza yaptırmak mı? Gelmek, asabı yapıp da yanlış kararlar vermek. Ona ait koku, ses yayıyorsun orada. Peki bunun, şaşıracaksınız. Bu adamın, Tayyip'in veya Putin'in, ya bunun hastalığı nedir, zaafı nedir? Nereden etkilenir? Hastalığı nedir? Hangi hastalığını şey yapalım? Nasıl öğreniyorlarmış biliyor musun? Çok özür dilerim, affedersiniz ama kaldığı otelin tuvaletini bir kaba bağlıyorlar. Bıraktığı idrar ve büyük abdestini tahlil ediyorlar. Tespit ediyorlar. Gelecek toplantı geldiği zaman onun zaaflarına ve güçlü yönlerine göre davranıyorlar. Hani böyle sen geldin Cemil, tamam dersem ne haber abi, nasılsın? Öyle bir şey yok kardeş. Ne diyor, savaştan artık öyle şeyle topla tüfekle değil, diplomatik olacak dedi Risale'de. Diplomatik, ilim. Artık güç ilmin eline geçecek. Bunlar ilim arkadaşlar. Bak ne yapmak istiyorsun? Manevi sohbet mi yapmak istiyorsun? Misk havalandır, miskle. Önemli kararlar alınacağı bir toplantıda hükmeden taraf olduğu an sözünün dinlenmesini kolaylaştıracak bir etkiye sahip olan sandal, sedir ve amber miski gibi karışımı bir koku kullanabilir. Sandal, bilmiyoruz tabii nasıl bir şey. Sandal, sedir, amber, misk gibi karışımı, bunları karıştırarak kullanırsın. Ondan sonra Cemil sana derler, tamam Cemil abi. Ne demek yani? Dedim bitti. Ondan sonra gittikten sonra birkaç saat sonra, ulan biz ne dedik ya? Ne oldu lan, Cemil bize sihir mi yaptı? Hekimler ise cilde yumuşaklık hissi veren, sinirleri yatıştıran, bedene dirilik ve gençlik hissi veren portakal, bergamot ve mür karışımı ya da çeşitli meyvelerin özlerinden oluşan kokuları tercih etmelidirler. Çünkü geçmişte bu tür kokular şifacılık için kullanılırdı. Tabii çok garip değil mi bir ders yani? Duyulmamış bir şey. Ama maalesef eskide hekimler, pedagoglar, terbiyeciler, anne babalar,
evin hanımı bunları bilirdi. Kocası ne iş yapıyor, ona göre yumuşatıcı koku koyardı. Allah Celle Celaluhu cenneti yarattığı zaman, cenneti yarattığı zaman onu güzel fesleğen kokusuyla kuşattı diyor Allah Resulü. Fesleğen. Fesleğen de acayip ha. Masana koy böyle. Biraz yoruldum beyni Resul. Şöyle var ya böyle bitkilere böyle fesleğen. Şöyle oh, duman oluyor. Var ya tek bir şey. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çok güzel bir şekilde kokardı. Ayrıca güzel kokuyu çok sever ve kullanırdı. Kullanılan kullanılmasını da önerirdi. Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam kendisi yaratılıştan temiz ve hoş kokulu olduğu halde kendisi duasında güzel kokular sürülmesi rahmet peygamberi olması yönüyle ümmetine örnek teşkil etmek içindi. Onun geçtiği sokaklardaki kokusundan anlaşılırdı. Hazreti Ayşe radiyallahu anha validemiz, Efendimizin misk ve amber gibi renksiz koku süründüğünü ve misk diğerlerinden üstün tuttuğunu rivayet etmiştir. Enes radiyallahu anh, Resulullah'ın kokusu ne misk, ne miske benzer ne de ambere hepsinden daha güzel kokardı demişti sürmediği zaman. Terlese güller olurdu terleri. Sufilerin kokuları bir tütün, sigara kokusu, iki adam otu, üç lağım, dört artık ve leş. Suflilerin. Doğru, burayı okuyamadım. Sufli var ya alçak insanların. Yani alçak derken, alçakları şey yapmam. Kokular nedir? Yani sufli işte, Türkçesini dersem ayıp oluyor. Bir ne kokarmış? Sigara kokarmış. Peki sigara kokusu ne oluyor? Onu da anlatmam lazım. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, odunu yakınca çıkan dumandan cin, çıkan ateşten, şeytan ateştendir. Ateşten, ısıdan şeytan yaratılır. Çıkan nurdan melek yaratılır. Çıkan külden insan yaratılır. Ne yapıyorsanız o cins mahlukatı davet ediyorsun. Onun için yanan ateşe veya sönmek üzere olana işenmez. Köylerde çok olur. Onun için şansın yok. Çünkü o dumandadır, cinin üzerine işiyorsun. Yani açık söylüyorum, affedersin, kusura bakmayın. Demek ki sigara istiyorum. Mesela bak elime, ağzıma elma koydum. Lezzet aldım. Ahmet, burada dilin üstünde sinir uçları var. Elma eriyor, orası uyarılıyor. Beyne elma gitmiyor. Lezzete de gitmiyor. Ne gidiyor? Dilim o elmanın lezzetini elektriğe dönüştürüyor. Elektrik impulsleri gidiyor. Tamam. O zaman bilim adamı demiş ki bu tat alma yerine elma koymadan uyaracağım burayı. Uyaracağım. 25. kare yapayım görün. Elma lezzeti alırsın hiç elma yemeden. Onun için bu konuda inkişaf etmiş evliya veya kamil insanlar yemeden yiyorlar. Onun için 40 gün 70 gün durabiliyorlar. Ustad Hazretleri diyor ki, havuz ahli burada mı diyor. Yok, onun kokusunu aldım diyor. Nerede nereye? Nerede nereye? Denizli'den toparlaya. Bazen, burada mı diyor falan, aminini duydum diyor. Bunlar halüsinasyon görmüyor. Şimdi ben elma alma merkezine Ahmet tak uyardım. Elma yemeden elma yemiş olmuyor musun? Duyuyoruz. Peki duman kimin gıdasıydı? Cinlerin. Ateş kimin gıdası? Şeytanın. Nur kimin gıdası? Meleklerin. Toprak kimin gıdası? İnsanın. Şimdi dumanı kim severen çok? Cinler. Onlar sana sol kulağından tak sinyal veriyor.
Bir sigara versene ya, duramıyorum sigarasız. Sinyali aldın da ondan. Sen mi istiyorsun, bu adam istiyor. Sinyal aldın, içeride değil ama sinyal aldın. İçerideyse nasıl anlarsın? Bir söndürüp ötekisine karşı, bir söndürme. Adam içeride. Alamet değil, bunlar gayb değil ki kardeş, bunlar bedi şeyler. Abi sigara versene ya, düğmeye bastı adam. Sen mi istiyorsun? O adam istiyor. Sinyal aldın. Üstadımız şey var. Tütün. Meczup varlığına. He. Bu ve her gününde kocaman bir sigara ver dermiş, bir sigara ver dermiş. Üstad da dağdan şey derken kekik toplamış, dağ kekikleri, onu kurutmuş. He. Üstad'taki şefkat ayrı bir şey, o da. Onları böyle o tütün kağıdına sarmış. He, kekik. Etmiş, he. Onu hazır etmiş. Her gün hazırlamış. He, hazır etmiş. Kocaman bir sigara ver dediğinde onu veriyormuş. Onu verip şey diyormuş, onu gönderiyormuş. İçin. Bir doktor abi şey etti bunu anlattıktan sonra. O kekik kokusu sigarayı terk ettiriyormuş. Allah Allah. He, o üstad onu biliyor demek ki. Orada, ben biraz Muhyiddin Arabi'ye aşınalım var meşreben. Evet. Bir şeyim de var. O yanında katipler varmış. Merak ettim onu. Hurufu, harflerin sıfatını ondan öğrendim. Zeynel Abidin de bu konuda uzman iki. O da çok uzman. Muhyiddin Arabi'nin yanında katipler varmış. Nasıl bu ot? Dedim, merak ettim. Hangi ot nereye yaradığını, kim nasıl bulmuş diye iz takip ettim. Hastalık ya bizde, ilim hastalığı, merakı. Muhyiddin Arabi giderken otlar dermiş ki, ey Muhyiddin, ben şu işe yarıyorum. Hemen dermiş ki, bak bu ot, bunlar duymuyor mu? Bu ot bu işe yarar. Dağa çıkınca, ey Muhyiddin, ben kime teveccüh edersem o bana ne işe yaradığını söylerdi. Kabe'ye gitmiş, Kabe konuşmuş ona. Ey Muhyiddin, hoş geldin Muhyiddin. Demek ki ustada da öyle şey yapmış yani. Evet. O kekik mi ustadın? Evet. Kekik. Dağ kekiği toplamış. Dağ kekiği. Yani yollarda falan giderseniz görürsünüz abi onlar. Burada var. Zahter mi diyorlar? Dağ kekiği ayrı. He. Normal bizim bildiğimiz kekik değil o. Yani dağ çayına benzer yaprağı, kokusu da ama kekiğe kokusu ayrı. Allah Allah. Şekli biraz farklı. Ey koca ustad. Yani bir daha devam edeyim. Ha, Enes radıyallahu anh onu giyim. Suflilerin, sufli. Lugat-ı merni. Yani alçak desek, şey desek, basit desek, basit insanların diye. Tütün kokarmış. Adamutu kokarmış. Lağım kokarmış. Artık ve leş kokarmış. Kan kurutan kokarmış. Yaban kavunu kokarmış. Yanık kokusu kokarmış. Günlerdir temizlenmeyen insan kokusu kokarmış. Ayrıca hoş olmayan tüm kokular onların sevdikleridir, gıdalarıdır. Mesela kötü ruhlar var ya böyle, sufli böyle. İyi kokudan rahatsız olurlar. İyi insanlar görünce rahatsız olurlar. Böyle. Rahatsız olurlar. Böyle sokakta yürüyorsun değil mi? Sokakta yürüdüğün zaman... Allah Allah, ben bu adamı tam niye sert bakıyorum? İçindekiler... Koku, adab ve usulüne riayet eden bir kul için muhteşem bir nimettir. Acayip. Mesela canın sıkıldı, şey yaptın, bir koku, oh, seni aslına götürür, alemine. O kadar ferahlarsın ki. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gündelik hayatında sükke denilen bir koku kutusunu sürekli yanında bulunurdu. Seyahate çıktığında koku şişesini yanına almayı hiç ihmal etmezdi. Kendilerine güzel koku sunulduğunda reddetmezdi. Şöyle buyurmuştur. İkram edilen üç şey reddedilmez. Minder, yani rahat edeceğin şey, süt ve güzel koku. Süt, yani Mehmet böyle bir şey ikram etmedin ki bana süt yani. Hep çay çayla bastım. Minderde mi? Ha? Red yok. Minderde mi reddedin? Minderde de red yok. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani minder olarak sırf düşünme. Oturduğu insanın timsali var. Bir şey deyip geçeceğim. Kadının kalktığı yerde hemen oturmayın diyor. Kadına da hemen, erkeğin kalktığı yerden oturma.
Niye? Timsali sureti kalır. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eli zaferan ve gül gibi kokardı. Organlar farklı kokarmış, biliyor musunuz? Eli böyle kokarmış. Fakat diğer peygamberlerin elleri ayva gibi kokardı. Mesela bir rivayette diş yapmıştım. Allah Resulüne ben sarıldığım zaman diyor kafası farklı. Göğsüne kafamı koyduğum zaman göğsü farklı. Elini sarıldığım zaman o farklı kokardı diyor. Kimlik yaşayanın. Mesela şöyle diyeyim. Eskimiş bir ev. Yani tavır. Eski eşya kokusu verir. İnsanla alakası kalmamış, yeni dayı olsa dursun, insanlar bıkkınlık verir oraya girse. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh elleri kavun gibi kokardı. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh elleri amber kokusu gibiydi. Hiçbir şey kokmuyor. Hazreti Osman radıyallahu anh gibi kokusu vardı. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh kokusu yasemin gibiydi. İmam-ı Hasan radıyallahu anh karanfil gibi, İmam-ı Hüseyin radıyallahu anh beyaz gül yaprağı gibi kokardı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın evinde misk, kafur, amber, ud, öt gibi ağaç yangaları yakılır ve bu surette çıkan güzel kokulu dumanlarla ev tütsülenirdi. Evde sıkıntı mı var kardeşim? Eve gelince adam, kadın sıkıntı çekiyor. Bir sırrı söyleyeceğim ve şahidim. Bunda tevazu yapmayacağım. Bu işin uzmanıyım. Evde sıkıntı var diyeyim. Ya alt kattan ya üst kattan boyut veriyor. Lanetli iş yapıyorlar. Ve alt ve üst. Veya senden önce burada veya otelde bu evde daha önce birisi oturmuştu. Timsalleri kaldı. Orayı badanalayın. Badana bunu boya değil. Badana yapın. O adamın timsalini yok edin. Oraya işte Allah Resulü ud, kafur, amber, misk yakarmış. Ama şimdi bunlar elimize geçmez ama şey geçer. Neydi o? Yakıyoruz ya. Sıkıntısı olana. Üzerlik otu. Cemil. Ne otu abi? Üzerlik. Bunu her yerde bulursun abi. Hem satılıyor hem de sen kesersin. Üzerlik otu, bir yerde sıkıntın var kardeşim. Annem bacın hasta mı? Öyle bayılıyor falan. Üzerliği koy tepsiye. Tutuştur. Koklasın. Üzerlik otunda da cinler, şeytanlar ötleri patlıyor. Buna delirin, bunu duyunca vücudunuzda sıcaklık olmasıdır. Sünnette de varmış bu abi. Sünnette de var. Üzerlik otu. Üzerlik otu. Unutma abim. Dersen de hani herkes gittikten sonra evde yalnız mı kalamıyorsun hala? Sıkıntı mı var? Bir yap böyle tepsiye koy. Tepsi de duvardan böyle köşeler var ya, şeytanlar orada olur. Oralara tut, tuvalete de tut. Banyoda tut. Tamam? Hadis-i şerifte her Müslümanın 7 günde bir yıkanması ve varsa güzel koku sürülmesi Allah'ın Celle Celaluhu bir hakkıdır. Cuma günü ihtilam olanın yıkanması, misvak kullanması ve bulunca güzel koku sürmesi vaciptir. Vacip. Yani mesela özel hayat cuma geceleri tercih ediliyor. Kokuya sahip olabilmekte bir meziyettir. Kokuya sahip olabilmek. Herkesin kokusu farklıdır. Mesela ben bu konuda şahit oldum. Derse gidiyorum, farklı kokuyorum. Derse gitmiyorum, farklı kokuyorum. Kitap okumuyorum, farklı kokuyorum. Cüzümü okumamışım, farklı kokuyorum. Bana ait değil, hepinize ait diye söylüyorum. Yani Risale okuyunca kokunuz, Kur'an okuyunca kokunuz, mesela simanız. Sokakta görün, ben beyaz bir adam, zikir ehlidir, Kur'an çok okur, evrat okur. Bir bakıyorsun ki bu Kur'an okur ama bir de pembesi bir siması var. O tefekkür ehlidir. Tarikatçılar daha çok beyaz, nurcular pembesi olur. Kur'an'ın dışı artı tefekkür ehlidir. Tefekkür ehli, ustad nereden çıkarıyorsun? Ustadın rengi pembe beyazdır der. Hatırladın mı resim? Tarıkçı da geçiyor. Elbisesi
ilk önce kirlenmeden çıkartır. Dün akşam okudum ya, şey diyor, siması, yani vücudu diyor ufak tefektir ama diyor, küfrü karşısında azametlidir, heybetlidir. Siması da pembe beyazdır diyor. Yani buğday teni diyorlar. He? Buğday teni diyorlar. He. Kokuya sahip olmak da bir meziyettir. İnsanların birbirleriyle çekişmesi veya öfke hali dahi hoş kokuyu ortada kaldırmaktadır. Mesela güzel kokun var. Öfke mi oldu? Kokun değişiyor kardeş. Ya bir kere eşya, koku nedir biliyor musun fizik? Eşyanın sen ister şey yap, ister kullan, ister kullanma. Koyun bu şeyi, bu erir. Şeye benziyor, biz ortaokuldayken amcam kamyonla Kemerburgaz var ya, 3. Havalimanı, 16 kömür ocaklarıydı. Oradan kömürü Hasköy'e getirip, bir şey anlatmak için anlatıyorum. Getirdi, kömür satardı. Ben de hafta sonu onlara katılırdım, kamyona. Kömürü getirip de üstünü örtmesen, kapalı yerde yapmasan 500 kilo mu? Birkaç ay sonra açık havada olsun kesinlikle 50 kilo gitmiştir bir iki ayda. Uçup gidiyor. Kömürün uçup gittiğine şahit. Enerjiye dönüşüyor. O zaman niçin söyledim? Koku eşyanın yaydığı parçacıklardır. Kuantum fiziği de böyle diyor. Hangi koku? Eşya neyse kendisindendir. Koku. Onun için hani demiş ya, eğer kokun pisse, ağırsa ahlakın ağır. Mesela kitap, ot kokusu gelir mi? Balık kokusu gelir mi? Niye balık gelsin? Koku aslında haber verir. Köpek, görmediğime inanmam diyor mu? Hayır. Kokuyla avına gitmiyor mu? Köpek bile ben görmediğime inanmam demez, kokuyla avına giderse, bir insan kokuyla, sesle, gözüyle, aklıyla, kalbiyle bu kainattan sahibine gidemezse ayıp oluyor. Bak sırf sahibine, varlığa kokuyla gidiyor köpek. Görmediğime inanmam lan ben avcı. Niye beni soruyorsun? Hay yavrum, hay yavrum niye diyorsun? Köpek diyor ya. Köpek kokuyla gidiyor. E sen de sırf kokuyla aslına gidiliyorsa koku, tat, ses, el, göz, akıl, kalple bu saraydan, bu sanattan sahibine gidemezsen çok ayıp oluyor. Yani görmediğime inanmam demiyor köpek. Görüyorum diyor. Neyle? Kokuyla. Sen de aklına görüyorsun, kalben görüyorsun. Kulakla görüyorsun, her neyse. Demek ki öfke güzel kokunu ortadan kaldırıyor. Amber kokusu basireti açar, kalp gözünün açılmasını isteyen bu kokuyu sıkça kullanmalıdır. Amber. Amberin kokusu insan ruhunu güçlendirir. Peygamberimiz Aleyhisselam kullandığı kokudur. Büyüye uğramış, büyü var ya büyü. Büyüye uğramış kişiye iyi gelir amber. Yine huddamlardan, yani melek değil, cinlerin bir huddamı var. Yani 4000 çeşit şey huddam var. Bir huddam var, yani o eşeğe müyken. Huddamlardan görevli dünya üzerinde iyi amelleri işleyenleri Allah'ın emri ve izniyle koklayıp korunmak olan varlık. Kardeşin sevdiği koku ise Taif gülünün kokusudur. Mesela o huddamlar yeryüzünde insanları nasıl tanıyormuş? Hemen onu kokuyor, onu gidiyormuş, onu koruyormuş. Ne yaparmış o? İyi amelleri işleyenleri Allah'ın emri ve izniyle koklayıp korumak olan varlık kardeşliğini yerine getiriyor. Kardeşin sevdiği koku ise o huddamların Taif gülünün kokusuymuş. Kokunun etkisi ise, az kaldı arkadaşlar kesiyorum. Kokunun etkisi ise kişinin kendisinden önce karşısındakini cezbeder. Mesela o koku benden önce gelir. Cezbeder. Kabul görmek isteyenler içindir. Eğer bana bunak demezseniz
Doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Yusuf suresi 94. ayet. Evet. Nerede nerede? Duyuyorum diyor. Yusuf'un kokusunu Risale'de duyuyorum diyor abi. Evet. Eğer bana bunak demezseniz doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Duyuyorum diye mi geçiyor? Risale. Bakar mısın abi? Bir şeyinize. Resul. Bakın ben okuyayım siz bulun ondan sonra keseceğim. Mealindeki ayette başka bir mucizeye dahi işaret vardır. Bunama. Ne demek biliyor musunuz? Bana bulmana bunama demezsiniz. Bak ulema bunama demiş mi bu Yusuf Aleyhisselam? Şeye, Yakup. Bunama var ya bunama. Ona çare koku olduğunu bulmuşlar. Bundan. Bunama koku münasebeti. Halk dilinde 52 kaç? 52. 52 soku. Halk dilinde bunama olarak an... Koku abi koku. He? Koku gömleğinin kokusunu işittim. İşittim. Koku işitilir mi? He? 26. sayfa kaç abi? 52. Mektubat 52. lemalarda 26. lemada ne diyor biliyor musun? Van Kalesi'ne çıktım. O Ermenilerin tahrip ettiğini. Gözümle değil, kulağımla görüyordum. Kulakla gözükür mü? Kokuyu burunla alıyordu. Ne diyor, ne diyor kokuyu? İşittim. Allahu Ekber. Ben buradayım diyor Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'a. Kokuyla. Koku sesmiş demek. Görüyor musunuz? Yukarıda anlattıklarım. Bak ne kadar. İş bilgini çekmiş miydi? Kokuyu işitiyorum. Evet. Kokuyu alıyorum demesi lazım değil miydi? Yani o konuşuyor seninle. Ya. Yani o konuşuyor seninle. Fesubhanallah. Şeyde de bir mana var. Hasan abi affınıza sığınarak. Kaşı Risalesi'nde o sur, şey var ya 6. hakikatta. He. 5. şey. 5.'si diyor ya. Ne diyor? 5. esas. Ne diyor abim Cemil? Orada ne? Dinleyen kulaklar, o çiçeği misal veriyor ya, dinleyen kulaklar adedince diyor. Çiçeği misal veriyor, dinleyen çiçeği kulaklar diyor. Ha, aç orayı. Çok tuhaf. Yani bu tabirler de şey işte. Konuşuyor seninle demek ki abi onlar. İşte beşeri değil ya, ilham. Benim sesimi şöyle yapıyorlar. Beşeri değil ya, ilhamdır dedim değil mi? Beşeri değil ya dedi. Hemen oraya kesiyorlar. Baksana ne diyor diyor. Böyle cerbese yapıyor. Oku abim Cemil. Kudret kelimelerinden olan şu çiçeğe bak ki devam ediyor. De diyor. Senin ağzından çıkan kelime gibi o gider. Fakat dinler misallerini kulaklara tevli eder. Dinleyen akıllara dedince. Akla dinleme diyor. Ya. Manalarını akıllarda imha eder. Ya. Çiçek yani. Evet, konuşuyormuş. Ya konuşuyor demek ki abi. Evet. Nakışıyla, evet. Kokusuyla. Bunama, sen koku mi? Münasebeti, halk dilinde bunama olarak adlandırılan Alzheimer hastalığının ilk belirtisi koku kaybıymış. İlk belirtisi koku kaybıymış. Alzheimer hastaları. Koku kaybına başladıysa, o... Ona doğru gidiyor. Alzheimer. Alzheimer hastalığının beyin hücreleri arasındaki elektriki yolları ve nörotransmitter madde aktivitesini bozduğu bilinmektedir. Son yıllarda Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarda koku duyusu kaybına bakılarak 10 yıl erken teşhis yapılabilmektedir. Bunu 10 yıl, bunu önceden teşhis yapabiliyorsun Alzheimer. Taif Gül'ün kokusu depresif kişinin enerjisini pozitife çevirir. Size ikram edilen 3 şey reddetmeyin. Süt, yastık, kokuyu da unutmayın diye. Burada Fakir'in evinden Risale'de koku çok geçer. Çok acayip bir şey ya. Şurada işaret üzerinde bir yer var aslında. Onu bir daha tekrar edeyim. Ben diyor Yusuf'un kokusunu duyuyorum. Kokluyorum demesi gerekmiyor mu Risale'de? İşittim yani. İşitiyor. Oku. Kokuyla bir
teknoloji icat edecek amcası abi. Şurada diyor ki mucizat-ı enbiyanın iki gaye ve iki hikmeti takip edilmiştir. Birincisi nübüvvetlerin halka tasdik ve kabul ettirmektir. İkincisi uzun biraz, ben yerini okuyayım. Oku. Hazreti Yakup'dan İnni la ecidu Rabbi Yusuf, yani ben Yusuf'un kokusunu alıyorum demesi ve bir ifritin Hazreti Süleyman'a gözünü açıp yumrudan evvel Belkıs'ın tahtını getiririm demesine işaret eden devam ediyor. Ve ayet-i kerimesi pek uzak mesafelerde celb-i sat ve suret vesaire gibi beşerin keşfettiği ve edeceği icadını nümune ve mehazdır diyor. Bunu şeyde de kullanılıyor arkadaşlar, girmiyorum da, istihbaratta kullanılıyor. Mesela şuraya koyuyorsun, epey buna varılmış. Şöyle cihazını koyuyorsun, o partiküller dediğimiz ya, parçaları, bu yayıyor. Yayılan şeylere göre ısıyla insan bulunuyor da, orada ne madde var, yaymış olduğu dalgalarla ne madde olduğunu da teşhis ve tespit ediliyor. Yani koku bir yöntemdir, bir sistemdir. Yani demek ki ileride bir şey çıkacak ki abi, adam gelmeden evet. Önce onun kokusuyla evet. O geleceğine... Bir de koku nakledilecek. Evet. Basacaksın orada. Of be! Yayladaki kokuyu bana nakledeceksin. Sesi naklettiğin, sureti naklettiğin gibi. Bak, Yusuf'un kokusunu işitiyor. Yusuf'un kokusunu alıyorum demesi lazım. Meali öyle yaptılar. Usta öyle demeyeyim. İşitiyor. Neye benzedi? Van'daki Ermenilerin tahribini gözümle değil kulağımla görüyordu. Kulakla değil gözümle işitiyordu. Ya acayip bir şey. Garip yani. Ve ahir davahu men ilhamdülillah rabbil alemin el Fatiha.